Merhaba değerli kodlama vaki takipçileri. Bu bölümde sizlerle beraber Java'da Fibonacci serisi hesaplayan bir program yazacağız. Fibonacci serisini programlama öğrenirken hep karşınıza çıkabilecek güzel bir seri, güzel bir pratik bizler için. Sizler de bu pratikleri yaparak kendinizi algoritma ve Java'da bir program yazma konusunda geliştirebilirsiniz. Şimdi ilk önce Fibonacci serisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Aslında basit bir seri. Fibonacci serisi kendinden Önceki iki sayının toplamını Veren bir seridir Amacı budur matematikte Bizde bunu programlamaya çok güzel bir şekilde Anlayacak şekilde bize öğretecek şekilde Yazabildiğimiz için de çok sık kullanılan bir örnektir Üniversitedeki lisedeki veya derslerinizdeki e, quizlerde, sınavlarda Fibonacci serisini çok sık e, rastlarsınız. Bu da bu da bize döngüleri, if ve else koşullarını e, öğrenmemizde fayda sağlayan güzel bir projedir. Şimdi ne demek istiyoruz biz Fibonacci serisinde? Şimdi Fibonacci serisinin ilk iki sayısı bellidir. Çünkü ilk iki sayısı belli olmadan <laughs> sonraki sayıları bilemeyiz. Yani 0 ve 1 ile başlıyor ve bundan sonra bir seri oluşuyor. Bu seri ne? Kendinden önce gelen iki sayının toplamı olacak şekilde. Yani ben ilk iki e, sayı yapabiliyorum 0 ve 1'i. Diyorum ki o zaman e, 0 ile 1'i topla sağa yaz 1. 1 ile 1'i topla sağa yaz 2. 2 ile 1'i topla sağa yaz 3. E, 3 ile 2'yi topla sağa yaz 5 şeklinde ifade sağlayabiliyoruz. Bu şekilde bir mantığı var. Bizim eee bu projede istenilen konu ise şu biz Fibonacci serisinin e, bir e, seri yani 8. numarasını getir, 10. numarasını getir. Yani serinin e, istediğimiz kadar e, en değeri kadar e, toplamını bize getirecek. Yani ben 8 sayısını girdiğimde ekrana Fibonacci serisinin 8 hanesini ekrana yazacak şekilde bir programa ihtiyacımız var. Videoyu burada durdurup sizler bunu bir kendinizi yapmayı deneyin ve sonra benim yaptığımla kendi yaptığınızı kıyaslayabilirsiniz. Şimdi biz burada bir e, algoritma kuralım. Bunu nasıl kurabiliriz? Şimdi ben 0 ve 1'i biliyorum. Ya yani benim demek ki e, iki tane değişkene ihtiyacım var. 0 ve 1. Diyeceğim ki şöyle şekilde A eşittir x de diyebilirsiniz. 0 B'ye de 1 değeri vereceğim. Ve benim bu serimde hatta şunu yerlerini değiştirelim. Ben ilk başta A ve B'yi ekranına direkt yazdırabilirim. Çünkü bu ilk iki seriyi ben, benim için e, veriyor. Bundan sonra ben her defasında... E, ...bu iki haneyi e, toplayacak şekilde... Bir sağ, ...bir sağ satıra geçeceğim. Şimdi sıfırla bir A ile bir B'yi topladığımda... ...bir ediyor. Yani benim ilk, ilk sırada ikinci değerim... yani ...A ve B toplamında bir edecek. Ben daha sonra bu... A'nın değerini artık 1 yapacağım. Yani şöyle göstereyim, şöyle ifade ederim. E, bunu programlamaya ve nasıl programlayabileceğimizi mantık olarak dökmemiz gerekiyor kod yazmadan önce. Şimdi bu A'yı e, yazdırdım. Ben her defasında A'yı yazdıracak şekilde ve daha sonrasında A ve B'nin toplamını yazdıracak şekilde bir döngü oluşturarak bu işi çözebilirim. Şimdi bu da A0 B1 ekrana bunları yazdırdım. Daha sonrasında yeni değerim A'ya biri B, B olduğu gibi kalıyor. B'de hiçbir değişiklik yapmıyor. Daha sonrasında hatta B'de A'ya B'yi eşitleyeyim. Yani çünkü artık bu 2 sayının toplamı olacak. Ne oldu? A ile B'yi topladım 0, 1 ve 1 oldu. Yeni değerim. Bu değerin üzerine ekledik. 1 değerini elde ettim. Şimdi ne olacak? A'yı yine B'ye yi eşitleyeceğim. Ee, B değerim. A'yı B'ye eşitledim. Ne oldu? Ee, A'nın değeri yine 1 oldu. B'nin değeri de yine 1 olacak şekilde devam ettirebilirim. Şöyle B'ye 1 diyelim. Şimdi bir alt satıra inelim. Artık işlemler de, rakama değişmeye başlayacak. Şimdi ben yine A ve B'yi e, toplayacağım. 0 1 1 zaten elimde vardı. Özür dilerim. 0 1 1. Ve A ve B'yi topladığımda ne oldu? 2 e, değeri buraya geldi. Ben artık A'ya 2 değerini vereceğim. Şu şekilde. Çünkü A'yı B'ye eşitleyeceğim yani. Eee B'ye de A ve B'nin toplamını vereceğim. A artı B'yi vereceğim. Yani bu durumda benim yeni değerlerim ne oldu? Şöyle A eşittir. B 1'di. 1 bir oldu. B eşittir. A artı 1'den 2 oldu. Şekilde. Bu şekilde bir kural oluşturup oluşturup ilerlemeye çalışacağız. Bu tarz bir şeyler için farkındaysanız birbirini tekrar eden ve bir dinamizm gerektiren işlerlerini kullanıyorduk. Döngüleri kullanıyorduk. Döngüleri kullanabilmek için bildiğimiz iki tür döngü vardı. While ve for döngüsü ve do while de var. While'ın farklı bir çeşidi. Ve burada ben while ile yapacağım. Siz bunu for ile de yapmaya çalışın. yine aynı sonuçları elde edebileceğinizi Böyle bir algoritmayla işi çözmeye çalışacağız. Yani bir sonraki stepini de yazalım. 0, 1, 1, 2 ve 3 olmasını bekliyorum değil mi? Bu niye? A ve B'nin toplamı 3 etmedim. A'yı B'ye eşitliyorum. B'yi de A artı B'ye eşitliyorum her döngüde. Ne oluyor? A'nın yeni değeri benim B'm neydi burada? 2'ydim. A'nın yeni değeri 2. B'nin yeni değeri ise A artı B'den 3 olacak şekilde ifadesi alıyorum. Bir sonraki satıra daha bakalım ve artık sonrasında kodu yazmaya başlayalım. 2, 3 ve 5 ifadelerini göreceğiz. Şimdi ben tekrar A'yı B'ye eşitleyeceğim. A'nın değeri neydi? Ee, en son 2 idi. Ee, B'nin değeri 3'tü. Artık A'nın yeni değeri 3 olacak. B'yi de A artı B'ye eşitleyeceğim. Ne oldu? Son halde A 3, B de 5 oldu. Bakın bu şekilde yapa yapa A ve B'yi toplayarak ve sonrasında A'nın da değerini değiştirerek ben bir böyle bir kural oluşturmaya çalıştım. Şimdi bunun için ne yapmamız lazım? İlk önce kullanacağım bir veri almamız lazım. Bunun için Java'da scanner sınıfından yararlanıyoruz. Scanner input eşittir new scanner system Bin şeklinde Java'da kullanılan veri almak için gerekli olan Scanner sınıfını kodlama projeme dahil ettim. Diyeceğim ki şu e, örnek çıktığını aynısını yapmaya çalışalım. Sistem at print elen istemiyorum. Aynı satırda olsun. Sayı giriniz diyelim. Ve diyorum ki integer n. Niye n diyorum? Bu tarz e, ben girilen sayı kadar bir döngüye ihtiyacım var. Çünkü ben 8 sayısını istiyorum. Burada ben bir döngü yaratacağımı biliyorum ama her döngünün bir sınırı olmak zorunda. Bu sınır da benim işte burada sayı giriniz kısmındaki sınırım olacak. Bu tarz şeylere en ifadesi veriyoruz. Farklı değişken isimleri de tanımlayabilirsiniz. Bu projede en çok kullanışlı ve kolay bir değişken ismi. Integer de dedeme input eşittir. Next int dedeme. Kullanıcıdan ben serinin kaçıncı numarasını almasını istediğini söylüyorum. En ince numarasını alacak. Ve bu durumda Fibonacci serisinin 50. E, numarasına kadar bir döngüye ihtiyacım var. Şimdi ben burada e, döngümü yaratabilmek için bir i değişkenine ihtiyacım var while döngüsüne. For'da zaten for'un içinde i'yi tanımlıyorduk. Benim şu an bir i değişkenine ihtiyacım var. Benim sayacıma ihtiyacım var. Bunu integer 0 deyip başlatabilirim. E, bu şekilde. Ben istersem şey de yapabilirim şöyle göstereyim. Şimdi while diyelim. While i küçüktür en olduğu sürece tamam mı? Ekrana şeyleri bir bastırsın benim için. İleri bu döngü kaç kere dönüyor? İyi de her defasında arttırmadım ki sonsuz döngü dönmemeliyim. Ben buraya 8 sayısına girdiğimde bakalım çıktısı bizim için yani kaç kere dönecek bu döngü. 8 sayısına girdiğimde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere dönüyor. Yani istediğim sayıda dönüyor. Bunu bu şekilde de tamamlayabilirsiniz ya da buraya i'ye 1 verip buraya eşittir de diyebilirsiniz. Bu da bizim için yine döngünün 8 kere dönmesini sağlayacaktır. Bakın 8 kere döndüğünü görebiliyoruz. E, amacımız da hani hangisi e, gelirse daha çok indeksi sıfırdan başlatıp böyle yapmak daha tercih edilen bir yöntem ama yanlış değil. Şimdi ben her defasında ne yapacağım? Her döngüde ben A değerini ekrana bastırabilirim. Nereden anlıyorum? Şimdi burada e, ilk burada hep ekrana basılan farkındaysanız hep A değeri. Çünkü A'yı basıyorum. Sonra bir öngüde başa dönüyorum. Yani nasıl? Şöyle gösterelim. A 0'ı bastım. A burada tekrar şurada da hani 1 oldu. A'yı B'ye eşitlediğim için. Sonra 1'i bastı. Sonra burada A'nın yeni değeri yine 1 oldu. 1'i bastı. A'nın yeni değeri 2 oldu. 2'yi bastı. 3'ü bastı. 5'i bastı şeklinde. A değerlerinin ben her zaman benim istediğim Fibonacci değerini verdiğini görebiliyorum toplamı. Şu şekilde bir boşluk yaratarak ya da virgül koyarak virgül de koyabilirsiniz. Şöyle virgül koyarak her defasında ekrana ben bir A değerini başlayayım. Sıfırdan başlasın. Daha sonrasında benim ne yapmam lazım? A ve B'yi toplayıp B sayısına eşitlemem gerekiyor. Ama burada şöyle bir problemimiz olacak. Şimdi benim normalde burada kuralım neydi? Eee A'yı B'ye eşit diyordum. B'yi de A artı B'ye eşit diyordum. Şimdi şöyle yaparsak. Mesela B'yi A artı B'ye eşitleyelim. Daha sonrasında da A'yı B'ye eşitleyelim. Bakın burada bir problem var. Benim bu işlemi bir sonraki işlemde yapmam lazım. Yani ben böyle yaptığım zaman ne oluyor? A'nın veya B'nin ilk değerini kaybediyorum. Ya benim burada kuralım şu. A'yı B'ye eşitleyeceğim. Şu şekilde. Ki A ve B değerlerini tanımlamadık. Onu da tanımlayalım. Int A eşittir 0. Int B eşittir. Bir şekilde tanımlayalım. İde daha yeni hata verdi. A ve B değerlerini yeni tanımadık. Ya böyle tanımlayabilirsiniz ya da şu şekilde de tanımlayabilirsiniz. Hangisi sizin e, kolayınıza geliyorsa hatta şöyle de yapabilirsiniz. E, bu, tamam ben yani sizin işte e, sintaks hatası yapmamak için ilk başta e, şey yapabilirsiniz. Hani tek tek tanımlayabilirsiniz ama artık sintaks hatası yapmadığınız emin olduğunuz yerlerde böyle de tanımama yapabilirsiniz. E, ben A'yı mesela şöyle bir simile edebiliriz. Mesela A'yı A'nın 2 B'nin A'nın bir B'nin 2 olduğu senaryoyu ele alalım. Şimdi A 1'di. Benim yeni kuralıma ne olması lazım? A'nın B'ye eşit. B'nin de A artı B'ye eşit olması lazım. Yani yeni senaryoda benim A'nın 2, e, B'nin ise 3 olmasını beklemem lazım. Bu denklemde diğer değerleri yerlerine koyduğumda. Ama şimdi ben mesela A'yı B'ye dedim. Tamam mı? A'nın yeni değeri ne oldu? Artık e, 2 oldu. E, B'imin de değeri 2 idi. A artı B'den B'nin değeri 4 oluyor. Gördüğünüz gibi. İstediğim senaryoyu elde edemiyorum. Tam tersini yapalım. B'imin değeri toplamak için A e, 1 B 2'den 3 oluyor B'nin değeri. E, A'nın değeri de 3 oluyor ondan sonra. Yine istediğim senaryoyu elde edemiyorum. Ya yani Bunun için araya yeni bir değişken tanımlayabilirsiniz. Integer temp adını verdiğimiz yani böyle saklayan, e, tampon gibi böyle hani e, bizim için bir veri saklıyor. Sonrasında kullanabilmek için yeni bir değişken alanı da temp diyoruz. E, temp eşittir. A artı B dersem ben A ve B'nin toplamını bir yerde saklıyorum. Tamam mı? Ondan sonra A'yı B'ye eşitliyorum. Artık B'yi ben temp'e eşitleyebilirim. Yani bu toplama işlemlerini farklı bir değişkende yapıyorum. Bu şekilde ifade sağlıyorum. Sanırım kodumuz bu kadar. Bir çalıştıralım. Bakalım doğru mu yaptık? 8 sayısına girdiğimde tabi sistemat out print elen olmuş. Hemen şunu düzeltelim şu şekilde. 8 Bakın istediğimiz çıktıyı elde ettik. 0 1 2 3 5 8 13. Böyle bir e, algoritma geliştirerek Bunu yapabiliriz. bunu farklı çözüm yöntemleri de var farklı yöntemler. Bunu farklı döngülü, for döngüsüyle yapabilirsiniz. Dual'da kullanarak belki yapabilirsiniz. Denemedim ben ama e, benim şu an size gösterebileceğim farklı bir bakış açısıyla gösterebileceğim yöntem e, bu şekilde. Sizler de bu e, projeyi, bu örneği farklı yöntemlerle yapmayı deneyip kendi ufkunuzu genişletebilirsiniz. Bu bölüm bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.